Arkadaşlar tekrar merhaba. Yine bir parabol sorusu çözüyoruz. Sıradaki sorumuz y eşittir 2x kare eksi kx eksi k parabolünün tepe noktasının y eksenine uzaklığı 3 birim olduğuna göre x eksenine uzaklığı kaç birim olabilir? Şimdi önce tepe noktasını bir bulalım. Y eşittir 2x kare eksi kx eksi k. Tepe noktası biliyorsunuz rk ile ifade ediliyordu. R'miz eksi b bölü 2a idi. K'mız da f r idi. Hemen bu değerleri bir bulalım önce. Bakın buradan a eşittir 2, b eşittir eksi k, c eşittir yine eksi k gözüküyor. Hemen şuradan r'yi bulalım. r eşittir eksi b, b'miz de eksi k idi. Bölü 2 çarpı 2. Yani r eşittir. Eksiler birbirini götürür. k bölü 4 elde edilir. Gidelim. E, K'sını da bulalım. E, tepe noktasının K'sı tabi bu. E, K'lar karışmasın. F R yani F K bölü 4 olacak. Hemen fonksiyonda X gördüğümüz yere K bölü 4 yazıyorum. 2 çarpanında K bölü 4'ün karesi. Eksi K çarpanında K bölü 4 eksi K. Eşittir. 2 çarpı Bakın şuradan k'nın karesi bölü 16, eksi k'nın karesi bölü 4, eksi k olur. Düzenleyecek olursam bakın şurada bir k'nın karesi bölü 8, eksi k'nın karesi bölü 4, eksi k bulunur. Şimdi şuradan payda eşitleyelim. Payda eşitleyelim şöyle 8 ile. k'nın karesi eksi, k'nın karesi eksi, bakın 2k'nın karesi. Sonra eksi 8K bölü bölü 8 elde edilir. Şimdi bulduğumuz K değeri de bu. Ama düzenleyelim tekrar biraz daha düzenleyelim. Şuradan eksi K kare karşımıza çıkacak. Hemen şu karşılığına yazıyorum. Eksi K kare eksi 8K bölü 8 olur. Şimdi tepe noktamızı şuraya bir yazacak olursam K bölü 4'e, K bölü 4'e eksi k kare eksi 8 k bölü 8 elde ettik. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeye tekrar bakalım. Parabolün tepe noktasının y eksenine uzaklığı 3 birim denmiş. Y eksenine uzaklığını biz bakın şöyle bir ufak bir şekilde gösterecek olursam bir noktanın y eksenine uzaklığı mesela AB diyecek olursam bu noktaya ben y eksenine uzaklığı şurasıdır. Yani x değeridir x değeridir. Ama uzaklık dediğimiz için de mutlak değer olarak düşünmemiz gerekir. Yani e, x değerinin mutlak değeri. K bölü 4'ün mutlak değerinden bahsediyoruz. Yani yani şurası kaçmış? 3 birimmiş. Burası 3 birimse k bölü 4 ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Buradan k eşittir 12. Buradan da k eşittir eksi 12 bulunabilir. Şimdi bize sorulan soru ne? x eksenine uzaklığı nedir? E biraz önceki şekilde dikkat ederseniz x eksenine uzaklığı da y değerinin mutlak değeridir. O zaman onu da onu da şöyle şurada bulalım. Şurada bulalım. Eksi k kare eksi 8 k bölü 8'in mutlak değerinden bahsediliyor. Eşittir. Bu soruluyor. Yani yerlerine yazacak olursam şimdi hangisi olabilir denmişti? K'yı 12'de alabiliriz. Eksi de alabiliriz. Bakın şuradan k'yı Şöyle bırakalım 12 de alabiliriz eksi 12 de alabiliriz e, o zaman arkadaşlar önce 12 alalım eksi 12'nin karesi 144 eksi 8 çarpı 12 bölü 8 eşittir bakalım şuradan e, eksi 144 eksi 2 8 16 8 1 8 9 96 oldu 8 burayı toparlayacak olursak 10 <laughs> 13 14 ne yapar? Eksi 240 bölü 8 olur. Eksini atalım. 8'e de bölecek olursak üst 8, 24, 30 bulunur. Şimdi ışıklara baktığımız zaman 30 yok. Diğer değere bakacağım. Yani eksi 12 değerine bakacağım. Onu da şöyle aşağıda bulalım. Şöyle bulalım. Getiriyorum yine eksi k'nın karesi eksi 8 k bölü 8 eşittir diyorum. Bu sefer k gördüğüm yere eksi 12 yazacağım. Eksi, eksi 12'nin karesi. Eksi 8 çarpı eksi 12 bölü 8 olur. Buradan, buradan bakın eksi şuradan 144. Şurası artı 96 bölü 8 olur. Eşittir. Buradan 96, 44, 48. Eksi 48 bulunacaktır. Şöyle oldu. E, 48 8'e bölersek 6 biliyorsunuz. Eksi 6 şöyle bulunur. O halde mutlak değer olduğu için de 6 bulunacaktır. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olur.